Bölüm 21. Önce en önemli olanı arayan bir kalp. Sabah seni ararım. Mezmur 63 ayet 1. Bir an için benimle birlikte 7 kutsal kaynağa dönün. Onların Tanrı'nın gönlünden geçen kadınlar olarak yaşamlarımız için planının güzelliğini nasıl sergilediklerini görün. O parlayan pınarlar gibi, Allah'ın planı dağ başında gerçekleşir. Hayatı oradan düşünmek etkileyici ve ciddi bir şey. Tanrı'ya ilişkin vizyonumuz ve O'nun bizim için planı yüreklerimize dokunuyor. Tasarımı çok saf, çok doğru, çok net ve mantıklı. Şimdi, görüntünün güzelliğini bir kez gördükten sonra, devam edip Tanrı'nın isteğini yerine getirmemiz gerektiğini hissediyoruz. O yüzden derin bir nefes alıp hazırlanıyoruz. Ama nasıl başlayacağız? Nereden başlayalım? Senin ve benim şu anda bulunduğumuz zirveye ulaştıktan sonra bu şiiri yazan kadın, senin ne hissediyor olman gerektiğini ifade edebilir. Çok fazla malzeme, öğrenilecek çok şey, değiştirilecek çok şey beni sonsuz endişelendiriyor. Bir şey hiç yoktan iyidir, denir bize. Yine, bilgelik ve bilgi, altından daha fazla parlıyor. Nereden başlamalıyım? Ben sıska bile değilim. Bir ileri, iki geri, önceliklerimde bir karmaşa var, itiraf ediyorum. Doğru yolda olmak istiyorum. Kendim için dua ediyorum. Buna ihtiyacım olacak çünkü daha gidecek çok yolum var. Bu saatte pek çok şey aşikar. Bu ikilemin cevabı, şimdi. Bunlar senin sözlerin olabilirse, cesaretin kırılmasın. Henüz sona ulaşmadık. Tanrı'nın iradesini nasıl yerine getireceğine dair daha fazla yönergesi var. Dahası, biz sözünü okurken, dua ederken ve öğüt ararken Tanrı iradesini bildirir ve her zaman iradesini yapmamıza izin verir. Görev için Tanrı'nın lütfu her zaman yeterlidir. Korintlilere 2. Mektup 12, ayet 9 ve 10. Aslında o size hayatınızı tam bir dindarlık içinde yaşamanız için ihtiyacınız olan her şeyi zaten vermiştir. 2 Petrus 1 ayet 3 ve siz her şeyi yapabilirsiniz, istediğiniz gibi bir kadın olabilirsiniz, çünkü onun gücü sayesinde İsa, Filipililer 4 ayet 13. Bunu başarmanın bazı yollarını incelerken heyecanlanın. Öncelikler hakkında bir kelime. Hayatlarımız karmaşık ve zahmetli olduğundan, Tanrı'nın önceliklerine göre yaşamak ve çağrısına uymak istiyorsak bir plana ihtiyacımız var. Allah'ın önceliklerle ilgili emri, her gün ve her an verdiğimiz kararları daha kolay ve basit hale getirir. Size tüm kalbimle söyleyebilirim ki, bunun yöntemi, bu kitapta sunulan hayatımızı düzenlemek işe yarıyor. Dağınık hayatıma bir düzen getirdi ve hayat fırtınaları esmeye başladığında daha net görmemi sağladı. Hayatımda gerçekten önemli olan birkaç görevi, büyük görevlerimi ve ana hedeflerimi bir kenara itmeye çalışarak, aciliyetin zulmü kapımı çaldığında, değişmeyen Tanrı sözü bana güvenli bir yön verdi. Tanrı'yı sevin ve tüm kalbinizle onun peşinden gidin. Kocamı sevin, yardım edin ve hizmet edin. İki kızımı sevmek, öğretmek ve mürit olmak. Aileme kaliteli bir yaşam sağlamak için bir evi sevmek ve onunla ilgilenmek. Kendimi geliştir ki başkalarına verecek bir şeyim olsun ve Tanrı'nın halkını sevin ve onlara hizmet edin.
Bu öncelikleri uygulamaya koymak, bir bütün olarak, ancak birer birer yerine getirmemiz gereken farklı rollerimiz olduğu anlamına gelir. Önceliklerinizin ne olduğunu bilmek ve doğru zamanda doğru kağıdı seçmek, herhangi bir zamanda en önemli olana odaklanmanızı sağlayacaktır. Ayrıca, bu önceliklerin zamanınızı nasıl harcayacağınız ve enerjinizi nasıl harcayacağınız konusunda karar vermenize yardımcı olmak için sunulduğunu unutmayın. Kesin kurallar olarak sunulmazlar. Bunun yerine hayatınızı daha iyi kontrol etmenize yardımcı olmak için sunulurlar. Bu öncelikler listesi ve bunları derinlemesine incelemek, size Tanrı'nın yolunda devam etmeniz için bilgi, beceri ve motivasyon sağlamaya hizmet eder. Bu nedenle, ilkelere göre yaşamaya çabalarken, Tanrı aşkına, esneklik ilkesini unutma. Tıpkı İsa'nın Yairus'un kızını dirilteceği sırada yolda durması ve kan sorunu olan kadına hizmet etmesi gibi, Luka 8 ayetler 41 ila 56, biz de esnek olmalı ve her yeni olayı, krizi veya durumu değerlendirmeliyiz. Kişi, yürürken, o anda asıl önceliğin ne olduğunu görmek için hakkında bir söz karar verir. Birçok kez okudunuz ama yine buradayız. Verdiğimiz kararlar, uyguladığımız öncelikler açısından kritik öneme sahiptir. Bu kitabın ilk sayfalarından beri iyi ile kötü, daha iyi ile iyi ve en iyi ile en iyi arasında seçim yapmaya çalışıyoruz. Bu tür kararların önemi asla fazla vurgulanamaz. Hepimizin görmüş olduğu gibi, geleceğin nasıl olacağını bilmek istiyorsanız, bugün verdiğiniz kararlara bir bakın. Bugünümüz nasılsa, geleceğimiz de öyle olacak. Mantığını kullanmak gibi. Ve şu iki düşünce içinde durum böyledir. Bugün neyseniz, verdiğiniz kararlara dayalı olarak, ne oluyorsanız odur. Ve, bugün, ne oluyorsanız osunuz, zaten vermiş olduğunuz kararlar. Seçtiğimiz ve önceliklerimizi yansıttığımız şey, Tanrı'nın yaşamlarımız için planını yerine getirip getirmediğimizi belirlemelidir. Her şeyi yapmak ya da yapılması gerekmeyen şeylere karar vermek bir karar meselesidir. Önümüzdeki 5 dakikadan, sonraki saatten, yarından veya sonsuzluktan bahsediyor olsak da, verdiğiniz kararlar her şeyi değiştirecek. Diğerleri hakkında bir kelime. Henüz hayatın belirli alanlarına ulaşmadığımızı fark ettiniz mi? Henüz ebeveynlerden, erkek kardeşlerden, kız kardeşlerden veya uzak akrabalardan bahsetmedim. İşler veya kariyerler, arkadaşlar, komşular, hobiler, sosyal yaşam veya başkalarından bir bakış, hayatınızı dolu ve benzersiz kılan malzemeler. Tüm bu bileşenler, Tanrı'nın hoşnut olduğu bir hayat yaşarken ele alınmalı ve yönetilmeli ve hepsinden zevk alınmalıdır. Mukaddes kitap, Tanrı zevk almamız için bize her şeyi bol bol verir, der 1. Timoteos 6 ayet 17. Tanrı'nın hayatınıza yerleştirdiği tüm diğer insanların ve işlerin uzun listesini yeterince tartışmak için başka bir kitap gerekir. Şimdilik, bu, diğer, kategorileri az önce gördüğünüz 6 öncelik listesinin en altına eklemeniz yeterli. Çünkü o 6 kişi değişmez. Mukaddes kitap, oynadığımız bu 6 rol olan bu 6 yönün her biriyle özel olarak ilgilenir. Tanrı'nın planına,
önceliklerine ve misyonlarına bakıyoruz. Hayatımızın koşulları değişebilir. Ancak Tanrı sözü asla değişmez. Mezmur yazarının bildirdiği gibi. Ama Rabbin tasarıları sonsuza dek sağlam kalır. Zihninin tasarımları sonsuzdur. Mezmur 33 ayet 11. Bu nedenle, hayatınızın geri kalan alanlarını öncelik sırasına göre sıralamayı size bırakıyorum. Siz dua ederken, kutsal yazıları araştırırken ve öğüt ararken Tanrı size emri açıklayacaktır. O size hayatınızın her detayında nasıl gönlünüze göre bir kadın olunacağını gösterecek. Beklemekle ilgili bir kelime. Atasözleri kitabını okuyup da hikmetin beklediği mesajı görmemek mümkün değil. Önceliklerinizi uygulamak için genel bir ilke olarak, bekleyip hiçbir şey yapmamanın, koşup yanlış şeyi yapmaktan daha güvenli olduğunu bilmek güzel. Bu tür İncil gerçeğini ifade eden birçok atasözünden biri şöyle der, ayaklarıyla acele eden günah işler, Özdeyişler 19, ayet 2. Hikmetin beklediği bu prensibi sıcak bir yaz gününde evde nasıl uyguladığımızı paylaşayım. Telefon çaldı ve daha önce hiç tanışmadığım ya da adını duymadığım bir arkadaşımdan kızım Catherine'i arıyordu. Bu genç, kızımı hemen sahile davet ediyordu. Mesajı şuydu, hemen gidiyoruz ve 15 dakika içinde sizi alacağız. Catherine o gün sahile gitmedi. Çünkü, her şeyden önce, günümüz çoktan planlanmıştı, sloganlarımdan biri, A planı her zaman daha iyidir ve onun plaja gitmesi dahil değildi. Başka bir şey de ne Jim ne de ben bu arkadaş grubunu tanımıyorduk, arabayı kim kullanacak? Erkekler gider mi? Ve bize bir telefon numarası bile bırakmazlar. Bu plan kesinlikle hayır diyebileceğimiz bir şeydi. Daha sonra sahile gitmek için onu bekletebilirdik ve öyle de yaptık. Bir arkadaşımın da beklemesi gereken bir fırsatı vardı. Kayınvalidesi çok zor bir durum için özür dileyen bir mektup istedi ve hemen şimdi istedi. Ertesi gün alabilmesi için o günkü postada olması gerekiyordu. Çünkü almazsa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktı. Arkadaşım mektubu gönderdi. Ama bir hafta sonra. Çünkü dua etmek, kalbindeki sorunları düzeltmek, öğüt almak ve birisinin de mektubu okumasını, yazmasına yardım etmesini istiyordu ki böylece Tanrı'nın maksadını gerçekten yerine getirebilsin, ki bu maksat gerçekte en iyi şekilde gerçekleşir, biri bekler. Bilgelik bekler ilkesini bizzat uygulama fırsatı bulmuştum. Bir satıcı arayıp, evinizin köşesinden arıyorum, bugün ve sadece bugün mahallenizdeyiz. Bu ömürde bir gelen bir fırsattır. Tüm halılarınızı şu anda sadece $25'a temizleyebiliriz. Ama hemen şimdi olması gerekiyor. Teklifini kabul etmedim. Çünkü yine, günün planlarını çoktan yapmıştım ve tüm kilimlerimi temizlemeyi içermiyordu. Bu tür bir kaos içermiyordu. Kaosumuzu planlamayı seviyoruz. Ayrıca kocamla kilimlerin temizlenmesi hakkında konuşmamıştım. $25, şu anda, en iyi şekilde kullanmanın bu olduğunu düşündüğünden emin değilim. Belki iyi olurdu, ama en iyisi. Halı temizleme teklifinin gösterdiği gibi, telefon hepimize bilgeliğin beklediği prensibi uygulama fırsatı veriyor. Her zaman çalıyor,
dikkatimizi istiyor ve bizi A planımızın dışına çıkarmak için fırsatlar sunuyor. Ama sen ve ben şu anda bu fırsatlara dikkat etmek zorunda değiliz. Bunun yerine, kontrolün kimin elinde olduğuna karar vermeliyiz. Kontrolü kazanmanın veya kontrolde kalmanın bir yolu, düşünmeden hareket etmek yerine beklemeyi seçmektir. Dua defterime yazdığım bir alıntı bana şunu hatırlatıyor. Hayatta çok az şey bizden anında karar vermemizi ister. Kendini tut. Gecikmeyi ilk kaçınma stratejiniz yapın. Kaos ve kriz. Akılda tutulması gereken iyi bir kural. Çoğu şeyin şu anda gerçekte olduğundan daha önemli görünmesidir. Hikmet bekliyor. Bana ne diyorsun? Önceliklerini ayarlayan bazı kadınlar. Bir gece, sadece 5 dakika, mı okurken gerçekten Tanrı'nın kadını olmak isteyen bir kadının hikayesi beni çok etkiledi. Adı Irindi ve aranan bir İncil öğretmeniydi. Bununla birlikte, kocası Miguel, kiliseye giden ancak bunun ötesine geçmeyen sözde bir Hristiyandı. Irin'in öncelikler listesi şöyleydi. Tanrı. Kadınlar için kurşun İncil çalışmaları. Aile. Bir gün Rab, Efeslilerdeki bir ayet aracılığıyla onunla konuştu. Kadınlar, Rab'be bir hizmet gibi, kendi kocalarınıza tabi olun, itaat edin ve uyum sağlayın. Bölüm 5, ayet 22. Irene bu tanıdık ayeti farklı bir çeviriden okuduğunda, kocasına hizmet etmenin bir hizmet, Rab'be bir hizmet olduğunu anladı. Hayatını ve önceliklerini ciddi şekilde değerlendirmeye başladı. Miguel'i gerçekten seviyor muydu? Onu ilk sıraya mı koyuyordu? Hizmet ettiği Hristiyan topluluğu için her şeydi ama Miguel için her şey değildi. Böylece Irene dışarıdaki aktivitelerini durdurdu ve Miguel ile daha fazla zaman geçirmeye başladı. Kilise ondan öğretmesini istediğinde reddetti. Bir arkadaşı ondan bir ev mukaddes kitap tetkiki yönetmesini istediğinde, onu geri çevirdi. Miguel ile evde kaldı, onunla televizyon izledim, onunla koştum, kağıt oynadım ve onunla seviştim. Irene, görünür bir Hristiyan hizmeti olabilecek her şeyi bir kenara bıraktı. Acı vericiydi. Sonraki 2 yıl, karanlık bir vadide yürümek gibiydi. Miguel hala vasat bir Hristiyandı. Sonra 3. yılın ortasında Miguel'in içinde bir şeyler kıpırdandı. Adanmışlıklara liderlik etmeye başladı ve biraz öğretmenlik yaptı. Mesih'e olan bağlılığı sağlamlaştı ve Tanrı onu bir Hristiyan lider olarak geliştirmeye başladı. Irene, ön planda olsaydı, Miguel'in dışarı çıkamayacak kadar tehdit altında hissedeceğini fark etti. Bugün, Miguel'in ısrarı üzerine ikisi birlikte çiftler için bir ders veriyor. Yeni öncelikleri var. Tanrı. Birbirine göre. Kurşun İncil çalışmaları. Irene önemli bir itaat adımı attı ve önceliklerini yeniden düzenledi. Aynısını yapmak zorunda mısın? Eğer öyleyse, olur mu? Başka bir vaka, bize kentsel alanlarda erkeklerle yaptığı hizmetten bahseden Patricia adlı bir kadınla ilgili. Patricia, o yaz erkek çocukları sokaklardan uzak tutmayı amaçlayan bir tiyatro prodüksiyonunun programlandığı bir oturumdan sonra öğle saatlerinde çocuklarını kontrol etmek için aceleyle eve gitti. Eve vardığında, bir devriye arabası arkasında durdu.
arka koltukta oturan 8 ve 9 yaşındaki çocukları korkudan ölüyordu. O yokken, iki çocuk mutfaktan birkaç kibrit almış ve havai fişek yakmak için boş bir arsaya gitmişlerdi. Otopark alev aldı ve çocuklar komşular tarafından gözaltına alındı. Patricia, sokaklardan uzak olan hangi çocuklara bakması gerektiğini bu şekilde hemen anladı. İl müdürlüğünü arayıp istifa etti. Patricia önceliklerini yeniden düzenledi. Tekrar ediyorum, aynısını yapmanız gerekiyor mu? Eğer öyleyse, olur mu? Kalp yanıtı. Şair arkadaşımın dediği gibi önceliklerimizin dışına çıkmak gerçekten çok kolay. Ve tekrar çevrim içi olmaya karar vermek çok fazla iş gerektirebilir. Ama Irene ve Patricia sizin ve benim gibiler, Tanrı'nın tüm isteklerini yerine getirmek isteyen ve bu nedenle zor kararlar olsalar bile doğru kararları vermeye istekli insanlar. Tanrı şu anda size hayatınızı nasıl yaşadığınız hakkında mı konuşuyor? Onunla vakit geçirmek, her yeni günde aradığınız ilk şey mi? Davut çölde Tanrı'ya şöyle seslendi. Tanrım, Tanrım sensin, şafakta seni arayacağım. Ruhum sana susamış, suyun olmadığı kuru ve kurak topraklarda, bedenim seni özlüyor. Mezmur 63 ayet 1. En büyük öncelik olan Tanrı ile sık sık vakit geçirmeden hayatınız kuru, çorak bir çöl olacak ve siz de dahil olmak üzere içindeki her şey acı çekecek. Şimdi öncelikler listesine gidin ve nasıl yaptığınızı değerlendirin. Öncelikli olduğunuz bazı insanları, eşinizi veya çocuklarınızı ihmal mi ediyorsunuz? Eviniz siz ve sevdikleriniz için bir dinlenme, ferahlık, güzellik ve düzen cennetine mi dönüşüyor? Tanrı'ya ve onun halkına hizmet edebilmek için zamanınızın ilklerini ruhsal olarak doldurmak için mi kullanıyorsunuz? Son olarak, başkalarıyla birlikte olduğunuzda, onlar sizin varlığınızla canlanıyorlar mı? Rab'de bulduğunuz taşkın ferahlığı alıyorlar mı? Basitçe söylemek gerekirse, her gün en önemli şeylere mi öncelik veriyorsunuz? Bölüm 22. Tanrı'nın yüreğine göre yürüyelim. Ruhum sana bağlı. Mezmur 63 ayet 81. Eğer sen ve ben bu kitap sayesinde birbirimizi tanıyorsak, arkadaşım Marta'nın bahçesini henüz ziyaret etmemişsin demektir. Planlamayı ve ektiği şeyleri, Tanrı'yı tüm aklınızla sevmek olarak tanımladım. Şimdi, 2 yıl sonra, keşke o güzel, sakin kır bahçeni görebilseydin. Marta, ziyaretçileri büyüleyen şeyler ekledi. Böyle bir ekleme, beyaz buzdağı güllerinin devraldığı bir çardaktır. Ne zaman Marta'nın verandasında dursam, gözlerim önce eski zamanların tuhaf bir geri dönüşü olan o tatlı pergolaya gidiyor. Büyülü açıklığından geçen sıkıştırılmış çakıllı yolda yürüme dürtüsü karşı konulamaz. Zarif gül pergola, yumuşak bir koku, gölge ve canlandırıcı güzellik sağladığı için duyulara bir zevk verir. Ulaşmak konusunda asla yalnız değilim. Kuşlar, kelebekler ve komşunun kedisi de oraya ilgi duyuyor. Marta'nın Rose çardaklarını irili ufaklı her canlı sever. Söylemeye gerek yok. Bu kadar değerli bir şey kesinlikle bir tesadüf değil, bir anda da olmadı.
Bu güzel inziva bahçesini yaratmak çok zaman ve özen gerektirdi ve buna harcanmaya devam eden zaman ve çaba var. Marta pergolasının bakımı için çok çalıştı. Sabahın serin ve sessizliğinde önce besledi, toprağa sürdü, sadakatle suladı. Sonra, keskin budayıcısını kulübeden alarak, zorlu sürgünleri budamak, gereksiz sürgünleri budamak ve ölü çiçekleri ayıklamak gibi zahmetli bir rutine başladı. Bu ameliyatı yapmak, güllerinizin oluşumunu ve gelişimini engelleyen her şeyi çıkarmak çok önemli bir görevdir. Hala titiz bir rehberliğe sahip değiliz ve Marta, güllerini tel ile iğneleyip tutarak, gevşek dalları ve çiçekleri örerek, tomurcuklarını büyük bir özenle yönlendirip yeniden yönlendirerek şekillendiriyor. Marta'nın gönül emeği sayesinde insanlar böylesine güzel bir yerin tadını çıkarıyor. Kalbi Allah'a göre arayan sevgili dostum, tıpkı Marta gibi dikkatli ve bilinçli çalıştığımızda insanlar hayatımızda, ailemizde ve evimizde güzelliklerin tadını çıkarırlar. Siz ve ben, Tanrı'dan gelen görevimizi ciddiye aldığımızda, O bizim itaatimizi kutsar ve ortaya çıkan filiz harikadır. Evet, zevkli görevler ve parlak anlar var ama aynı eski sıkı çalışma, heyecan verici olmayan işler de var ama Allah'ın nimetlerine hayat veren iş. Bu kitabın sonunda ve Davud'un Mezmur 63:8. ayette yaptığı gibi, iradesini yerine getirerek, Elçilerin İşleri 13:22, Tanrı'yı yakından takip etmeye kendimizi adamış olarak, tırmanmak, budamak ve eğitmek için neler yapabileceğimizi düşünelim. Tanrı'nın, halkının kendisini onurlandırdıklarında bilmelerini istediği harika meyvenin tadını çıkarabilmemiz için yüreğimize, onun güzelliğini ve dinginliğini kalbimizde ve çatımızın altında tanıyabilmek için kendimizi Tanrı'nın huzuruna çıkarmak için ne yapabiliriz? Gününü planla. Tanrı'nın planını yaşamlarımız için gerçeğe dönüştürmek, kendi payımıza planlamayı içerir. İlk zorluk, bugün bir günün kontrolünü ele geçirmek. Günümüzle yüzleşmek zorundayız ve daha önce de söylediğim gibi, her günün gündemini en az iki kez gözden geçirmeyi faydalı buluyorum. İlk olarak, önceki gece harika, rahat yatağınıza uzandığınızda, planlayıcınızı veya 3x5 inçlik bir kart veya yapılacaklar, listesi veya bir not defteri veya her neyse alın. Böyle olmak, dinlenmek, ertesi günün belirli aktivitelerini, herhangi bir randevuyu, toplantıyı veya dersi kronolojik sırayla yazın, çocukları okula götürün, okul ve çalışma programları, kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği. Gelen günü, sizin gününüzü yönlendirmesi ve kutsaması için Tanrı'ya dua edin ve ardından ışığı kapatın. Bu birkaç dakikanın ertesi sabah, vay canına, öğle yemeğine ihtiyacın olduğunu unutmuşum, kuru temizlemeci nerede? Dişçi randevumu iptal etmedim ve, ah hayır, çöp kutusunun geldiği gün ve ben yine unuttum. Sabah, mezmur yazarının şu övgü dolu sözleriyle günü karşılayın, Rabbin yarattığı gün bugündür, onun için sevinelim ve coşalım. Mezmur 118:24. ayet. Sonra bir kağıt alın ve gün boyunca Tanrı'nın önceliklerini eyleme geçirecek bir plan oluşturmaya hazırlanın.
Ben uzunlamasını 2'ye katlanmış 8 tam 1/2 x 11 inçlik bir kağıt kullanıyorum. Dua ile başlayın. Planları ve öncelikleri hakkında dua edin. Tam olarak ne için dua etmelisin? Tanrı'nın önceliklerini uygulamak için nasıl bir plan yaptığımı anlatan bazı düşüncelerimi paylaşmama izin verin. Tanrı, önce katlanmış kağıdımın bir yüzüne, Tanrı, kelimesini yazıyorum ve, Tanrım, hayatımdaki en büyük öncelik olduğun gerçeğiyle yaşamak için bugün ne yapabilirim? Genellikle dua ederken, Allah bana dua etmek, sözünü okumak, ayetler ezberlemek, onunla yürümek, onun her dakika yanımda olduğunun bilincinde olmak gibi bazı eylemleri yazmam için rehberlik ediyor. Hepsini yazıyorum. Koca, sonra, Jim, kelimesini yazıyorum. Yine yardım için Tanrı'ya gidiyorum. Tanrım, Jim'in benim en önemli insani önceliğim olduğunu bilmesi için bugün ne yapabilirim? Örneğin, bu noktada Tanrı bana, Jim günün sonunda eve geldiğinde, uyanmayı ve onunla kalmayı seçebileceğimi hatırlatıyor. Fiziksel olarak onun için uygun olmayı seçebilirim. Çocuklar aktiviteleriyle meşgulken, cuma akşamı özel bir randevu için planlar yapabilirim. Ve elbette, o düğmeyi dikebilirim. Çocuklar, şimdi dua etme zamanı, Tanrım, Jim'den sonra hayatımdaki herkesten daha önemli olduklarını anlamaları için bugün Catherine ve Courtney için ne yapabilirim? Herkesin benim için ne kadar özel olduğunu bilmesi için ne yapabilirim? Her birine sevgimi nasıl gösterebilirim? Çoğu zaman bu soruya verilen cevaplar, tatlı sözler, nezaket, hizmetkar bir ruh ve homurdanma yok. Kızlarım küçükken, diğer tüm aktiviteleri bir kenara bırakarak her gün belirli saatleri planlar ve onlarla oynamak veya okumak için özel zaman ayırırdım. Büyüdükçe, her biri için özel bir kart seçip onlara bir aşk notu yazar, İncil çalıştıktan sonra eve taze çörekler getirir, onlara okul sonrası en sevdikleri atıştırmalık yapar ya da okuldan alıp sürpriz yaparak onlara sürpriz yapardı. Okul otobüsüne binmek yerine onları bir şeyler içmeye götürmek. Liste uzayıp gidiyor. Artık kızlarım evli olduklarına göre, onlarla her gün e-posta yoluyla iletişim kurmayı planlıyorum ve zaman zaman onlara kendi evlerini inşa etmelerine yardımcı olacak, büyümelerini ve kişisel ilgi alanlarını teşvik edecek iyi kitaplar veriyorum. Aslında sevmek, dua etmek ve plan yapmak asla bitmez. Ev. Daha önce de açıkladığım gibi ev işleri için dua etmek onların maddi dünyadan uzaklaştırılıp manevi dünyaya taşınmasına sebep olur. Bu yüzden, Tanrım, bugün evimle ilgili ne yapabilirim? Bugün evimizi biraz cennet gibi, evim güzel evimiz, yapmak için ne yapabilirim? Ev listemde, günlük temizlik işlerine sadık ol, gibi bir şey görünecek. Tamamen bitir, neredeyse her gün gündeme geliyor. Çünkü bu, şu anda, özellikle akşamları, çok yorgun olduğumda, akşam yemeğinden sonra uğraştığım bir kalite ve karakter disiplini. Ayrıca, sonbahar çiçeklerine yer açmak için ölü yaz çiçeklerini toplamak, gibi özel projeleri de not alıyorum. Varlığım, hayatımı Tanrı'nın önüne koydum ve şöyle dua ettim. Tanrım, bugün ruhen gelişmek için ne yapabilirim?
Gelecekteki bir hizmet için hangi özel şekilde hazırlanabilirim? Okuma kelimesi her zaman, egzersiz ve yiyecek seçimi de sık sık görünür. Bir yazışma dersini tamamlamak, okuduğum kitaplardan alıntılar yazmak ve zamanında yatmak gibi başka noktalarım da var. Gerçekte ve zorunlu olarak, bu çeşitli bir listedir. Hayatımızın çeşitli etkinliklerini ve ilgi alanlarını önerir. Bakanlık, Tanrım, bugün halkına hizmet etmek için ne yapabilirim diye dua etmeye devam ediyorum. Bu her zaman en uzun listedir. Çünkü aranacak insanların, yazılacak arkadaşların ve misyonerlerin adlarını, planlanacak, organize edilecek, araştırılacak, yazılacak, isim etiketleri satın alınacak dersleri yazıyorum. Bakanlık etkinlikleri veya hastalar için yemek hazırlayın ve hastaları hastanede ziyaret edin. Çevremizde hizmet etmek için her zaman fırsatlar vardır. Bu liste çok uzun olduğu için bir adım daha ileri gidiyorum. Tanrı'dan önceliklerimi sıralamama yardım etmesini diliyorum ve dua ediyorum. Tanrım, bugün bu aşk işlerinden sadece birini yapabilseydim, hangi işareti isterdin? Ya iki tane yapabilseydim? Diğer aktiviteler. Defalarca söylediğim gibi, bu kitap en önemli önceliklerimize, onun sözünde bulunan, Tanrı tarafından verilen görevlere odaklanıyor. Ama hayatın başka yönlerinin de olduğunu biliyorum ve kesinlikle Tanrı da biliyor. Bu yüzden önceliklerimizi yaşamanın yağlı boya tablo gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Sanatçı, bir resmin unsurlarını, arka planı, kompozisyonu, nesneleri, stili içerir. Bununla birlikte, izlenimciler, bittikten sonra tüm bir tuvali başka bir renkle noktalamanın çizimi aydınlattığını keşfettiler. Aynı şey hayatımızda da olur. Güzellik için gerekli tüm unsurları içermeleri için tüm kurallara, Tanrı'nın kurallarına uymalıyız. Ama, zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren, 1. Timoteos 6 ayet 17 Tanrı, bizi yalnızca ışıltı katan renkli noktalarla, insanlarla, olaylarla, ilgi alanlarıyla, arzularla ve meydan okumalarla kutsar. Bu yüzden kendimi bu listeye koydum. Noel alışverişi, bir kitapçı veya kütüphaneyi ziyaret etmek, bir arkadaşla buluşmak, Courtney'i, şimdi Colorado'da, ziyaret etmek için başka bir gezi planlamak, bir çift ayakkabısı toplamak. Tekrar ediyorum. Bu liste uzayıp gidiyor. Noktaları önemli ama acil değil. Planlarınızı ve önceliklerinizi planlayın. Artık bütün gün yanımda taşıyabileceğim ya da buzdolabının kapağına ya da mutfak tezgahına koyabileceğim listem var. Ancak listedeki öğeler, nihayet uygulamaya konulana kadar yalnızca hayaller, arzular ve inançlar olacaktır ve planlama, tam da bunu yapmamıza yardımcı olur. Bu nedenle, bu noktada makalemin diğer tarafında çalışmaya başlıyorum. Ve gün boyunca önceliklerimi uygulamak benim güzergahım haline geliyor. Dua ederek başlıyorum. Tamam, Tanrım, ne zaman namaz kılacağım? Sizinle özel yerimizde ne zaman buluşacağım? Seyahat programıma, namaz vakti, yazıyorum. Cimin düğmesini ne zaman dikeceğim ve cuma gününe randevumuzu planlayacağım. Bunları belirli zamanlarda yazıyorum.
Yaban Mersinli kızım için o yaban Mersinli çörekleri ne zaman alacağım? Peki ya o güzel günlük işler? Okumak ve egzersiz yapmak, 5 dakikalığına bile olsa, Tanrı'ya, kendisinin ve benim yapmak istediğimiz tüm o şeyleri ne zaman yapacağımızı soruyorum ve onları takvimime yazıyorum. Dua ve planlama zamanım sona erdiğinde, o gün için genel bir planım var, önceliklerimi yansıtan bir plan Tanrı'nın gönlünden sonra olmak istediğim kadın olmamı sağlayan bir plan. Bilgeliğin her zaman bir planı vardır. Özdeyişler 21, ayet 5. Plan yapmak, dua etmek ve program yapmak için bu tavsiyeye uyarsanız, bu namaz vaktinden gününüz için net bir planla çıkmanın ne kadar heyecan verici olduğunu kısa sürede keşfedeceksiniz. Bu plan, çok fazla özen ve duanın sonucu olduğunda, gününüzü ve faaliyetlerinizi Tanrı'ya vermenin sonucu olduğunda, böylece Tanrı'nın yüceliği için olduğunda, Tanrı'nın almayı aramanın sonucu olduğunda en etkili olacaktır, iyiye, en iyiye ve optimuma yön. Şimdi, bu taahhüdü verdikten sonra, planınıza, Tanrı'nın planına bağlı kalmaya karar verin. Önceliklerinizi uygulayın. Her gün, önceliklerimizi uygulamak için birçok fırsat ve zorluk sunar. Herhangi bir zamanda vermeniz gereken kararları kolaylaştırmanın bir yolu, önceliklerinize bu sayıları atamak olabilir. Tanrı, onun kocası, onların çocukları, senin evin, ruhsal gelişiminiz, bakanlık faaliyetleri, diğer aktiviteler. Size nasıl çalıştığını göstereyim. Çocukları, 3 numara, okuldan eve yeni geldi ve bu yüzden dua etmek, bir şeyler atıştırmak ve günün olayları hakkında konuşmak için zaman ayırıyorlar. Sonra telefon çalar. Kocası değil, 2 numara, bu da bakanlık, 6 numara, bir arkadaş, 7 numara, veya bir satış görevlisi, yorum yok. 3 nokta olması gerektiği anlamına geliyor. Karar vermek kolaydır. Öncelik numarası 6 veya 7'ye, veya daha azına, katılmak için öncelik numarası 3'ü terk etmezsiniz. Komşusu 6 numara. Bakanlık kapıyı çalar ve çocuklarıyla, 3 numara, zamanını böler. Ne yapacaksın? Bir ziyaret planlamayı daha sonra, kızlarım okul ödevleriyle meşgul olduklarında öğrendim. Edith Schaefer, sonra görüşürüz. Şu anda Naomi ile yarım saat veya bir saat geçiriyorum. Çocuğun adını kullanmalısınız. Kızınız Debbie ile konuşuyorum, dediğinizde, hem o kişiye hem de kendinize, bu, önemli bir randevum olan bir insan, diyorsunuz. Çocuğunuz bir insandır ve çocukların sizin için önemli olduklarını, hayatlarının sizin için değerli olduğunu bilerek büyümeleri gerekir. Kocası, 2 numara, evde ve birlikte birkaç dakika paylaşırken ev sessiz, sonra telefon çalıyor. Tavsiyeye ihtiyacı olan bir kadın, 6 numara, sohbet etmek isteyen bir arkadaş, 7 numara, veya başka bir satış elemanı, yine yorum yok, 3 nokta. Karar basit. Bu etkinliği, kocanızın, 2 numara, evde olmadığı bir zamana planlayın. Bu eylemler, Marta'nın gül çardakını kesip birbirine geçirmesi gibi zor ve acımasız görünebilir. Ancak önceliklerini yaşamak için bu kararları uygulamak, Tanrı'nın hayatını bir sanat eseri yapmasına izin verir. Bu kararları vermek zordur ve bazen incitir.
ancak hayatlarımızın sizin, benim ve Tanrı'nın olmasını istediği gibi olması gerekiyorsa bunlar gereklidir. Ancak bu planlama, ne kadar önemli olursa olsun, acil bir durumda pencereden atılmalıdır. Örneğin, Jim'in annesi hastaneye kaldırıldığında Catherine, kocası Paul ve ben onun yanındayken tüm aktivite durdu. Hiç şüphesiz, böyle gerçek bir ihtiyacı Tanrı'nın gününüz için yeni bir planı olarak değerlendirebilirsiniz. Ama amacımız ihtiyatlı, Titus 2 ayet 5, her şeyi derinlemesine düşünen ve sağduyulu kadınlar olmaktır. İhtiyatlı bir kadın, aldığı kararları ve ayrıca kocasına, çocuklarına veya komşusuna verdiği mesajları dikkatlice düşünür. İhtiyatlı bir kadın, durumu dikkatlice düşünür ve iyi ya da kötü, olası her sonucu düşünür. Her şeyi ölçer ve dua ederek, Tanrı'yı bekleyerek, hikmetini arayarak ve Tanrı'dan öğüt alarak biraz zaman geçirdikten sonra doğru kararı verir. Sen ve ben aynı şeyi Tanrı'nın kendi kalbinin peşinde koşarak yapabiliriz. Gününüz için Tanrı'nın bakış açısını kazanın. Dua yoluyla faaliyetlerime öncelik verdiğim için, Tanrı bana hayatımın tüm günleri için, ama özellikle yaşadığım gün için iradesinin bir vizyonunu veriyor. Önceliklerimi sıralamak, hayatımın çabalarıyla başarmaya çalıştığım şey için de bana tutku veriyor. Bu tutku, ilk olarak 15 yıl veya daha fazla önce kadın inzivalarımızdan birinde duyduğum aşağıdaki yorumlarla da alevlendi. Bu cümleleri duyduğum ilk günden itibaren, tüm kalbimle, ruhumla, aklımla ve gücümle Tanrı'nın hayatım için planını takip etmem için beni motive ettiler. Tanrı'ya ve onun hayatınıza olan çağrısına olan tutkunuzu ve vizyonunuzu beslemenize yardımcı olmaları umuduyla, bu kadınların ifadelerini sizinle paylaşmak istiyorum. Ama önce sahneyi kurmama izin verin. Bir muhabir 4 kadınla röportaj yaptı ve her birine, altın yıllar, hayatın, orta yaştan sonraki, bilgelik, memnuniyet ve yararlı zamanla karakterize edilen, o dönemi hakkında ne düşündüğünü sordu. Düşüncelerine ve korkularına bakın. Yaş, 31, altın yıllar mı? Ondan önce yapacak o kadar çok şeyim var ki, onları yaşayacağımdan bile şüpheliyim. Kocamın başarılı olmasına yardım etmeliyim. Çocuklarımızı terbiyeli bir şekilde yetiştirmek, onları böylesine zor bir dünyaya hazırlamak istiyorum. Ve tabii ki kendime, kendimi bulmaya, kendim olmaya zaman istiyorum. Yaş, 44, sadece 20 yıl daha. Umarım oraya ulaşabiliriz. Eğer çocukları üniversiteden geçirip kendi başlarının çaresine bakabilirsek, kocamın tansiyonunu kontrol altına alabilirsek ve benim aklım başımda menopozdan kurtulabilirsek, umarım onları yaşarım. Yaş 53, şüpheli. Bazen altın yıllarımızın hiç gelmeyeceğini düşünüyorum. Ailem hala hayatta ve sürekli bakıma ihtiyaçları var. Kızımız geçen yıl boşandı ve tekrar bizimle yaşıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bir bebeği oldu. Ve tabii ki kocam ve ben ondan ve torunumuzdan sorumlu hissediyoruz. Yaş 63, zirveye ulaşmamız gerekiyor değil mi? Biz değiliz. Dürüst olacağım. Rahat ve sonsuza kadar yaşayabilmek için yeterince para ödediğimizi düşündük ama durum böyle değil. Enflasyon her şeyi yuttu.
Şimdi kocam emekliliğini ertelemekten bahsediyor. Sen yaparsan ben de yaparım. Kendimiz için çok büyük bir ev tutuyoruz. İkimiz de olayların böyle olmasına üzüldük. Sizi düşündüren yorumlar değil mi? Sen ve ben zamanın koridoruna baktığımızda, hayat çok iç karartıcı, çok anlamsız, çok boşa harcanmış görünebilir. Ama şimdi Tanrı'nın vizyonuna, Tanrı'nın bakış açısına geçelim. Bu, az önce okuduklarınızın bir kopyasını gönderdiğim sevgili bir arkadaşımdan geliyor. İşte ilham verici cevabınız. Ah, Liz, her güne sanki bu ve sadece bu bizim altın günümüzmüş gibi davranmalıyız. Ne kadar güzel bir altın gün zinciri altın yıllara dönüşüyor. Tanrı'ya geri vermek zorunda kalırdık. Her günü sanki onun altın günüymüş gibi davranan bir kadın olduğunuzu hayal edin. Bu, Tanrı'nın kendi kalbinden sonra bir kadın. Bunu düşündüğümde dedim ki, yani, her güne öyleymiş gibi davranmalıyız ve sadece bu bizim altın günümüz. Önceliklerimizi böyle uygulayacağız ve aynı zamanda bu yüzden onları uygulamak için ihtiyaç duyduğumuz motivasyon ve bakış açısı. Pratik, pratik, pratik. Senin ve benim için istediğim şey bu. Her gün altın günümüzmüş gibi karşılamamızı istiyorum. Metaforu değiştirerek, senin ve benim hayatımın, İçine her gün değerli bir inci yerleştirdiğimiz bir dizi inci gibi olmasını istiyorum. İyi bir hayat istiyorsan bugünü güzel, kaliteli bir gün geçirmeye odaklan. Ne de olsa birisi şöyle dedi, her gün hayatın bir parçası ve tüm hayatımız günlerin tekrarı. Bu yüzden bugün güzel bir gün geçirmeye odaklanın ve günün sonunda o inciyi kolyenize ekleyin. Kolyenizdeki inciler birleşerek güzel bir hayat oluşturacak. Peki ya gününüz başarısızlıklarla doluysa? Sadece hayatta kalmaya çalıştığın bir gün mü? Kestirmeden gittiğin bir gün mü? Odaklanmak istediğin şeyleri ihmal ettiğin bir gün mü? Böyle günlerimiz olacak. Geçen günü unutmamıza ve yeni bir şafağa doğru ilerlememize, hedefe inciye doğru tekrar tekrar ilerlememize yardım eden Tanrı'ya şükürler olsun. Onun gücü ve lütfuyla, ne olursa olsun Tanrı'nın kalbinin peşinden gitmeye çalışacağız. Sonuçta, her sabah size bir hediye olan yeni bir gün getiriyor. Önceliklerinize göre yaşamanız için el değmemiş bir fırsat. Ayrıca, günah çıkarma ayrıcalığını kullanarak ve İsa'da bulduğumuz bağışlamayla, her gün doğumunda temiz bir başlangıç yaparsınız. Tanrı'nın merhametleri her gün yenilenir ve sadakati büyüktür. 3. Ayetler 22 ve 23. Bu nedenle, her sabah hedefinizin basit olduğunu unutmayın, yalnızca önceliklerinizi yaşayarak iyi bir gün geçirmek istiyorsunuz. Bu yüzden, sadece bir gün için, hayatınız için Tanrı'nın planını takip etmeye odaklanın. Sadece bir gün için en önemli şeyi ilk sıraya koymaya çalışın. Bu kadar konsantrasyonla geçen bir günün sonunda yatağa düştüğünüzde muhtemelen yorgun olacaksınız. Bana oluyor. Ama aynı zamanda kalbinde eşsiz bir huzur yaşa. Rab'de dinlenmekten ve işleri onun istediği gibi yapmaktan gelen bir huzur. Yaşamınız için Tanrı'nın önceliklerini yaşadığınız için çatınızın altında her şeyin yolunda olduğunu bilmekten gelen bir huzur. Neden bu barış? Çünkü bütün gün Rab'bi aradı ve ona yakın kaldı.
Çevresindeki insanlar, onun bereketli yüreğinin taşmasıyla sevilir ve hizmet edilirdi. Evine baktı ve orada yarattığı sığınakta Tanrı'nın güzelliği ve düzeni hüküm sürdü. Kendine baktı ve ona hizmet etmeye hazırlanırken Tanrı'nın ondan istediği gibi büyüdü. Yoluna çıkan herkese faydalı oldun. Kalbinden sonra bir kadın için Tanrı'nın önceliklerini uzattı, önemsedi, verdi ve yaşadı. Sonra başka şeyler de vardı. Belki de sevgili anne babası, çalıştığı yerde ihtiyacı olan ruhlar, özel arkadaşlar, yaralı bir komşuyla geçirilen zaman, uygun zamanda dağıtılacak zanaatlar. Altın gününüz, rehberlik, bilgelik ve güç için Tanrı'yı ararken, onu sadakatle sevdiğinizde, ona itaat ettiğinizde ve günün sunduğu zorluklar ve denemelerde ona yaslandıkça devam etti. Gerçekten yoğun bir gündü, ama ne zengin bir gün. Ve evet, vücudun yorgun ama ne güzel bir yorgunluk. Evet, pek bir şey yapmamış gibi görünebilirsin, fazla gürültü yapma, ön sayfa haberi yok, kimseye söyleyecek bir şey yok, yine de Tanrı sana, aferin, diye fısıldarken kalbinin doluluğunun derinliğini hisset. Sonunda yorgun bir şekilde yatağa uzanıp üzerinizi örtüp, başınızı sizi bekleyen yastığa koyduğunuzda, kolyenize birinci daha yerleştirdiğinizi anlayabilirsiniz. Bu pahalı inci, bir kadını Tanrı'nın gönlünden sonra bekleyebilecek en harika ödüldür. Hayatı Tanrı'nın yolunda yaşamanın ödülü muazzam, tarif edilemez, tarif edilemeyecek kadar harika. Onu tarif edecek kelimeler bulmaya çalışıyorum. Bu nedenle, günün sonunda kalbiniz memnun ve memnun. Verdi, yaşadı, takip etti ve sevdi. Buna karşılık Tanrı, senin muhtaç canını doyurur. Ve aç canını iyiliklerle doyurur. Mezmur 107, 9. ayet. Hissettiği huzur, Allah'ın iradesini keyifle yerine getirmenin, Allah'ın gönlüne göre bir kadın olmanın bir günlüğüne verdiği tatmindir. Şimdi, o gün, o adım sizi her gün, bir ömür boyu inciler koymaya, Tanrı'nın gönlüne göre bir kadın olarak yaşamaya teşvik etsin. Sevgili sesli okuyucu arkadaşım, İşitme Kadın, Çok Dilli Hristiyan ekibi adına selamlıyorum ve Hristiyan kitaplarının en iyi uyarlamalarını kendi dilinizde dinleyebileceğiniz, sizin için yaratılan ve tasarlanan bu kanalı beğendiğinize sevindim. Tanrı'nın sözünden ilham alan ve Hristiyan alanında ünlü yazarlar tarafından yazılan kitaplar. Elizabeth George tarafından yazılan, Tanrı'nın Gönlüne Göre Bir Kadın, adlı bu yeni sesli kitap serisinin keyfini çıkarmanızı ve bize katılmanızı öneririz. Bunun ve diğer ünlü kitapların kadın yazarı, Elizabeth George, Seattle, Washington'da yaşayan Amerikalı bir yazar ve Hristiyan konuşmacıdır. Öncelikle yetişkin kadınlara, aynı zamanda genç yetişkinlere, gençlere ve çocuklara yönelik 80'den fazla kitabın ve hediyelik kitapların yazarıdır. Kadınlar hayatlarının her alanında Tanrı'yı takip ettiklerinde ve onun kalbinin peşinde olduklarında huzur ve gerçek neşe gelir. Yazar, kocanız, çocuklarınız, eviniz, günlük yürüyüşünüz ve hizmetiniz ile ilgili olarak Tanrı'nın önceliklerini nasıl takip edeceğiniz konusundaki bakış açısını paylaşıyor.
sizi önümüzdeki hafta. Tanrı'nın Kalbinden Sonra Bir Kadın başlıklı bu serinin ekiyle bizi takip etmeye davet ediyoruz. Bu, kitabın her bölümünün kişisel yansıması için bir kılavuz içerir. Ve bu videoyu ve kanalı beğendiyseniz, size en iyi içeriği getirmek için çalışmaya devam edebilmemiz için, beğeni vererek ve abone olarak büyümemize destek olmanızı öneririz. Gelecek haftaya kadar, Tanrı seni korusun.